Erken çağlarda yapılmış bir manastır kompleksindeki en önemli yapı, hatta ibadetin odak noktası stupadır. Stupa genellikle yarım küre şeklinde bir höyüktür. Buda'nın kutsal emanetlerinin içinde bulunduğu mezarı temsil eder. Stupalar önemli Budist öğreticilere ve rahiplere ait yadigarları da içerebilir. Aynı zamanda Asya Sanat Müzesi'nde görebileceğiniz bu taş ve metal örnekleri gibi küçük kap ya da emanet sandığı şeklinde de görülebilirler. Bu şekilleriyle vefat etmiş bir kişinin küllerini içerirler. Stupalar, Ajanta, Ellora gibi Budist kaya tapınaklarında ibadetin odak noktasıdır. Orta Hindistan'da yer alan Sanchi Stupası bilinen en eski stupadır. Bir tepenin üzerinde yer alan Ulu Stupa, manastır kalıntıları ve daha küçük stupalarla çevrelenmiştir. 2000 yıl önce inşa edilen bu stupaya daha sonra ana yönleri belirleyen 4 geçit eklenmiştir. İbadet etmek isteyenler bu geçitlerden geçtikten sonra stupa etrafında saat yönünde dönerek yürürler. Yarım küre şeklindeki höyük dekore edilmemişken, geçitlerin detaylı figür ve sahne oymalarıyla süslü olduğu görülebilir. Örneğin bu geçitte ibadet için gelenler meyve ağacına tutunmuş bir figürle karşılaşırlar. Budizm, popüler zevke hitap etmesi gerektiği için buna benzeyen ve doğurganlığı temsil eden tanrıçaları kullanmış ve panteonuna eklemiştir. Buna benzeyen görüntüler, yerleştirildikleri yapıyı kutsadığı gibi, kutsallık ve laiklik arasındaki geçişi tasvir ettiği için uğurlu olarak da kabul edilirler. Benzer şekilde yorumlanan başka bir figürü Asya Sanat Müzesi'nde sergilenen bir sütun üzerinde görebilirsiniz. Sanchi'deki geçitlerde hikayelerden sahneler görmek de mümkündür. Bunların hiçbirinde Buda bir insan olarak tasvir edilmemiştir. Ama sahnedeki varlığı, atın üzerindeki şemsiye ya da ayak izleriyle temsil edilen kraliyet sembolleriyle gösterilmeye çalışılmıştır. İbadet sahnelerinde görülen tekerlek ya da stupa ise Buda'nın kendisini temsil eder. Kısacası semboller Buda'nın varlığına işaret eder. Budizm Asya'da yayılırken stupanın şekli ve dekorasyonu da mimari bir form olarak gelişim göstermiştir. Doğu Asya'da stupanın taban yüksekliği giderek büyümüş ve üzerinde bulunan katların sayısı artmıştır. Aynen burada görülen kule gibi. Bu yeni ve alışılmamış stupa formları artmaya devam etse de, stupalar yadigar ve emanet odası olma görevini sürdürüyor. Ve aynı zamanda Buda'nın ve öğretilerinin sembolü olmaya da devam ediyorlar.